sönmez bu şafak. Dağlarda yüzen alsancak. Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 1 Mart 7 Mart Muhasebe Haftası sebebiyle Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nda basın toplantısı düzenledi. Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ertuğrul Yüksel yaptığı açılış konuşmasında şöyle söyledi. Her ne kadar 1-7 Mart Muhasebeciler Haftası olsa da biraz haftamızı buruk kutluyoruz. Bildiğiniz gibi Şubat ayının son haftası vergi haftasıydı. 1 Mart'da Muhasebeciler Mali Müşavirler Haftası olarak başladı. 1 Mart'ın önemi mesleğimiz için çok önemli. Çünkü 1 Mart gelir vergisi beyannamesinin verildiği günlerin olduğu gibi 1 Mart gününde bizim 3568 sayılı meslek yasamızın meclis gündemine gittiği gün olması nedeniyle 1-7 Mart'ı Muhasebeciler Günü olarak kutluyoruz. Değerli arkadaşlar, TÜRMOB çatısı altında 76 tane serbest muhasebeci mali müşavir odası, 8 de yeminli mali müşavir odası olmak üzere toplamda 84 oda ve bu odaya kayıtlı 90 bin üyesi olan, ayrıca 17-18 bin stajyeri olan, resmi stajyeri olan ve çalışanlarımızla beraber ve ailelerimizle beraber 500 bin kişiyi bulan çok geniş bir aileyiz. Muhasebeciler, mali müşavirler bildiğiniz gibi ticari hayatın kalbinde olan ve iğneden ipliğe her şeyden haberi olan bir meslek grubu. Bugün 1 Ocak 2013 itibarıyla 1 milyon 750 bin gelir vergisi, 661 bin kurumlar vergisi ve 2 milyon 340 bin katma değer vergisi, 2 milyon 350 bine yakın muhtasar vergisi ve basit usulle beraber 2 milyon 750 bine yakın gelir vergisi beyannamelerini düzenleyen bir meslek grubuyuz. Ardından Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Sekreteri Bahadır Baş, muhasebe meslek camiasının çözüm beklediği sorunlar ve talepleri dile getirerek konuşmasını şöyle sürdürdü. Ülkemizin ticari yaşamını ve sayıları milyonu aşan işletmeyi rekabet, şeffaflık, denetlenebilirlik anlamında doğrudan ilgilendiren, şirketlerde demokrasi ve uluslararası ticari hayatın parçası olma ideallerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak olan bağımsız denetimle gelinen nokta maalesef dramatik bir noktadır. Ayrıca meslektaşlarımıza gelecek ve emek kavgasını doğrudan ilgilendiren ve artık emek hırsızlığı seviyesine ulaşan bağımsız denetim konusunda yapılan son dakika düzenlemeler nedeniyle de meslektaşlarımız hem hayal kırıklığı hem de büyük bir tepki içindedir. Kamu Gözetim Kurumu nezdinde TÜRMOB ve odaların yapmış olduğu 13 Haziran 2010'daki 12'deki basın ve kamuoyu açıklamalarında ki taleplerin hiçbiri dikkate alınmamıştır. Meslek örgütleri pasifize edilmesi, adeta yok edilmesi anlamına gelebilecek girişimler, Kamu Gözetim Kurumu'nun yayınladığı onlarca sayfa ve 51 maddeden oluşan bağımsız denetim tebliğinde bir kez dahi TÜRMOB isminin geçmemesi maalesef düşündürücü bir durumdur. Bu anlamda tepkimiz konusunda uzman akademisyenlerce hazırlanan ve öncülüğünü TÜRMOB'un yürüttüğü ve Türkiye genelinde 45 bin meslektaşımızın yüzlerce saat aşarak gece gündüz demeden, karkış demeden yaptıkları, dijital kartlarla yaptıkları eğitimlerin göz ardı edilmesi gerçekten büyük bir eksikliktir. Oysa bugün meslektaşlarımıza denetçi olabilmeleri için maliyeti milyonlara varan ikinci bir eğitim dayatılmaktadır. Bu eğitimleri kabul etmemiz söz konusu değildir. Bununla ilgili üst birliğimiz ve 76 tane oda gerekli yasal ve hukuki haklarını kullanmış, dava açmıştır tebliğin iptali konusunda.